Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar merhabalar. Olasılık testindeydik en son. 29 numaralı köşe taşı, ünitemizi çözüyoruz. 13. köşe taşında kalmışız dostlar. Ayarlamasını yapıp hemen başlıyorum gobeller. Evet. Birinci sorumuz. Okuyalım bakalım ne diyor. A torbasında 3 yeşil, 4 kırmızı, B torbasında da 2 yeşil, 1 kırmızı top vardır diyor. O zaman bu torbaları bir çizelim mi biz isterseniz? Şu bizim A torbamız olsun. Bunda ne varmış arkadaşlarım A torbasında? 3 yeşil, 4 de kırmızı top varmış. Peki. Bir de B torbası çizelim buraya. B torbasında da bu da B. 2 yeşil, bir de kırmızı topumuz varmış. Peki. A'dan bir top alınıp rengine bakılmadan B'ye atılıyor. Bundan sonra B'den rastgele bir top çekildiğinde topun yeşil olma olasılığı. Pekala. Şimdi önce A'dan bir top alıyoruz arkadaşlar. Bu topun iki durumu var. Ya yeşil seçeceğim ya kırmızı seçeceğim. Hadi ikisini de ayrı ayrı değerlendirelim. Şimdi önce yeşil seçtik. Yeşil top 3 tane zaten sayısı. 7 tane de toplam top var. Gelme olasılığı yeşilin 3 bölü 7. Çarpı. Şimdi attım buraya bu topu. Burada 3 tane yeşil oldu. 3 bir daha toplam 4 oldu. Buradan da diyor yeşil çıkma olasılığı. O zaman 3 yeşil olduğu 4 de top vardı. 3 bölü 4. Buradan da en son yeşil çıkma olasılığı budur diyor. Artı. Şimdi biz ne yaptık? İlk baştakini yeşil seçtik. Ya ilk baştaki kırmızıysa? Hadi bir de bunu değerlendirelim. Buradan kırmızı seçtiğimi düşünelim. 4 kırmızıdan seçiyorum. 7 topun arasından 4 kırmızının birini seçtim. Çarpı bu kırmızıyı getirdim buraya attım. Şimdi burada 4 tane top oldu yine. 4 topun arasından seçeceğim. Fakat kırmızıların sayısı da 2'ye çıktı değil mi? 2 kırmızıdan birini seçmiş olacağım böylelikle. İşte bu işlemin sonucu bize cevabı verecek arkadaşlarım. Burası 9 bölü 28. Burası da 8 bölü 28 yaptı. Topladım 17 bölü 28'miş. Birinci sorumuzun cevabı çıktı. Hadi ikiye bakıyoruz gobeller. Bakalım bu ne diyor. A torbasında hemen bir A torbası seçelim. 3 sarı, 2 kırmızı. B torbasında 2 sarı, 1 kırmızı top vardır. A'dan bir top alınıp B'ye. Sonra da B'den bir top alınıp A'ya konuyor. İlk durumun elde edilmesi olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi hemen ne yapıyorum? İlk önce buradan sarı mı kırmızı mı? Hadi birini seçin. Sarı seçtiğimizi düşünelim. Sarı topu seçtim. 5 topun arasında 3 sarı vardı. Toplamda 5 top vardı. Bu çektiğim topu buraya attım arkadaşlar. Buraya attığımda burada 3 sarı oldu. Ve dolayısıyla ne oldu bir de? Neydi? A'dan bir top B'ye, B'den de bir top alınıp A'ya tekrar geri atılıyor. Şimdi burada 3 sarı oldu, 4 tane de top oldu. O zaman benim buradan yine bir sarı seçip 4 toptan 3'ü sarıydı. 4 toptan 3 sarının gelme olasılığı. Tekrar bu sarıyı seçtim. Geriye attım ki yani seçtiğimi B'ye atıyorum. Sonra B'ye attığımı tekrar geriye atıyorum ki aynı durum elde edilsin. İşte bu birinci durum. Artı diyorum şimdi. Peki ya ben buradan kırmızı seçsem? 2 tane kırmızı var. Toplamda 5 top var. Seçtiğim kırmızıyı buraya attım. Burada 2 kırmızı, 2 sarı. Toplamda 4 top oldu. Şimdi ben yine buradan bir top seçip A'ya geri atacağım. Yine kırmızı seçmeliyim. Buraya atmalıyım ki denge bozulmasın. O zaman yine kırmızı seçiyorum. Unutma artık burada 2 kırmızı var. Toplamda da 4 top var. Bunu da unutmayalım. Hadi düzenleyelim. 9 bölü 20. 4 bölü 20 de buradan geliyor. 13 bölü 20 çıktı sorumun cevabı. Evet, şuna bakıyoruz. Mor torbada 3 beyaz. Mor torba varmış arkadaşlarım. Hadi şu birinci torbamız olsun mor. 3
beyaz, 5 mor top varmış. Bir de beyaz torbamız varmış. Beyaz torbada da 2 beyaz, 3 tane de mor top vardır diyor. Rastgele seçilen bir torbadan alınan bir topun torba ile aynı renkte olma olasılığını soruyor bana. Dostum, şimdi öncelikle torbayı seçelim. Mor mu beyaz mı? İki ihtimal var, iki durum. Moru seçtiğimi düşünelim biz. O zaman morun gelme olasılığı torbalardan bahsediyorum. Mor mu beyaz mı? İki durumdan birini seçtim. 1 bölü 2'dir. Mor torbayı seçtiysem buradan da mor topu seçmek zorundayım arkadaşlarım. 5 mor top var. 8 topun arasından bu 5 taneden birini seçtim. İşte bu mor olma olasılığı. Artı. Diyorum ki bir de ya beyazı seçseydim torba olarak onun da gelme olasılığı 2 toptan biri olduğu için 1 bölü 2 çarpı. O zaman buradan da beyazı almak zorundayım. 2 beyazda 5 top arasından seçiyorum 2 beyazı. Bu da diğeridir arkadaşlarım. Hadi düzenleyelim burayı. 5 bölü 16 artı 2 bölü 10 mu geliyor dostlarım? Pay da eşit diyelim. Kaç da eşitleniyor bunlar? 80'de eşitleniyorlar. Galiba evet 80'de eşitleniyorlar. Hadi eşitleyelim. Önce şurayı bir sadeleştirelim. 1 bölü 5 diyelim buraya. Evet yine hala 80'de eşitleniyorlar. 5. Burayı da 16 ile çarpalım. 25 artı 16 bölü 80. O da 41 bölü 80 yaptı sorunun cevabı. Evet 4 numaradayım arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. A torbasında 3 sarı 5 mor, B torbasında 2 sarı 3 mor bilmem ne torbalar vardır bir şeyler bir şeyler. Hadi A torbasında 3 sarı 5 mor var. B torbasındakine bakıyorum. 2 sarı 3 mor top var. Bir zar atılıyor diyor. Zar 3'ten küçük gelirse yani 1 ya da 2 gelirse diyor. Zarın 3'ten küçük gelme durumu 1 ya da 2. Yani iki seçenek var. Toplam bir zar atıldığında altı seçenek vardı. Bir ya da iki gelsin diyor. Yani iki seçenek istiyor. O zaman 2 bölü 6. Zar 3'ten küçük geldiğinde A torbasından seçin. Ve sarı olma olasılığını istiyor. Sarı nasıl olacak? 3 bölü 8. Artı. Şimdi ya da 3'ten büyük olsaydı. 3'ten küçük diyor ya da gelmezse 3'ten küçük değil. Ne demek? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumumuz var. 3'ten küçükler bunlar. 3'ten küçük olmayanlar da bunlar. 3 de dahil. 3'ten küçük değil sonuçta 3. 4 durum var. 4 bölü 6 çarpı buradan topu seçin diyor ve yine sarı olsun istiyor. 2 sarı var. Toplamda da 5 top var arkadaşlarım. İşte cevap bu. Bakalım ne geliyor buradan. Önce sadeleştirme yapalım. 2 ile 3'ün çarpımı şu 6'yı götürdü. 1 bölü 8 buradan. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. 3, 4 bölü 15 de buradan geliyor. Cevap 15 artı 32 bölü 80. 8 kere 5, 40, 120. 47 bölü 120'ymiş sorumun cevabı diyorum dostlar. Evet, çevirdim arka sayfayı. Ve 14 numaralı köşe taşındayım. Şöyle ben de bir odaklanma muhabbetine bakayım. Tamamdır. 14 numara. Bir futbol takımının bir maçı kazanma olasılığı 2 bölü 3'tür. 2 maç yapan bu takımın birincisini kazanıp ikincisini kazanamama olasılığı. Bak 2 maç yapıyor. Birinciyi kazanacak. Kazanma olasılığı 2 bölü 3 çarpı. Peki kazanamama olasılığı nedir bunun ikinci maçı? 1 bölü 3'tür. Birden çıkartıyorum bak. Bir olayın bütünüdür tamamı kesin olay. Eğer ben kazanma olasılığını çıkartırsam geriye 1 bölü 3 kazanamama olasılığı kalır arkadaşlar. İkincisini kazanamama olasılığı diyor. Cevap da çıktı. 2 bölü 9 arkadaşlarım Bursa geldi. Hadi şuna bakalım. 5 soruluk bir sınavda her bir sorunun Merve tarafından çözülebilme ihtimali 2 bölü 3'tür. Merve sadece son soruyu çözebilme olasılığı kaçtır? Sadece son soruyu çözecek. O zaman birinci soruyu çözememiş olması lazım.
Peki bir soruyu çözememe ihtimali 1 bölü 3 değil midir? Hani 1'den 2 bölü 3'ü çıkartıyorum. 1 bölü 3. Bu çözebilme ihtimali, bu da çözememe ihtimali. O zaman birinci soruyu çözemeyecek bu hatun. 1 bölü 3. 2'yi de çözemeyecek. 1 bölü 3. 3'ü de çözemeyecek. Kalemin ucuna tüküreyim. O da 1 bölü 3. 4'ü de çözemeyecek 1 bölü 3. Sadece 5. soruyu çözecek. Çözebilme ihtimali de 2 bölü 3. Hadi çarpalım. Yukarısı 1'lerin çarpımı ve 2'nin çarpımından 2. Aşağısı 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3 ile daha 81. Bir 3 ile daha çarpınca 243. Cevap 2 bölü 243'müş Gobeller. Geldim 3 numaraya. Bir avcının bir hedefi vurma ihtimali 3 bölü 5'tir. Hemen söyleyeyim. Vurmama ihtimali o zaman 1 eksi 3 bölü 5'tir. O da 2 bölü 5'tir dostlar. Bu hedefe atış yapan bir avcının hedefi 4. atışta vuracak. O zaman 1. atışta vuramayacak. 2 bölü 5. 2'de de vuramayacak. 2 bölü 5. 3'te de vuramayacak. 2 bölü 5. Ama 4'te vuracak. 3 bölü 5. Hadi burayı hesaplayalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24 bölü 5 kere 5 25 125 625 24 bölü 625 sorumuzun cevabı. Hadi şuna bakalım arkadaşlar. Bir soruyu Mine'nin çözebilme olasılığı 1 bölü 3, İdil'in çözebilme olasılığı 3 bölü 5, Ruke'nin çözebilme olasılığı ise 1 bölü 2'dir. Bu soruya üçü beraber bakarsa sorunun çözülebilme olasılığı kaçtır? Şimdi bak dostum, bunu iki yolla yapabilirim ben. Birinci yol şu. Şu seçenekleri değerlendireceğim. Şimdi bu soruyu ya Mine çözdü. Çözdü Mine. İşte öbürü kimdi? İdil. İdil çözemedi diyelim. Çözemedi. Ruken çözemedi. Bak bu birinci durum. Başka. Mine çözdü. İdil de çözsün. Ruken de çözsün. Yani bir sürü seçenek var arkadaşlarım. Bu şekilde ben bir sürü işte Mine çözemedi, bu çözdü, bu çözemedi. Bu çözdü, bu çözemedi, bu çözemedi. Çözemedi, çözdü, çözdü gibi değişik değişik versiyonlarda bir şeyler yazabilirim arkadaşlarım. Fakat bu uzun sürer. Yani bunun sadece birincisini yaptığını düşün. Bu ne çıkacak? Mine çözdü. Mine çözdüyse 1 bölü 3 çarpı. İdil çözemedi. 3 bölü 5 çözme olasılığı ise 2 bölü 5 çözemediğidir. Ruke'nin çözebilme olasılığı 1 bölü 2 ise çözemediği de 1 bölü 2'dir diyeceğim. Bunları çarpacağım. Bu 1. Bunun gibi böyle bir 6-7 tane değer çıkacak. Hepsiyle uğraşmayalım arkadaşlarım. Biz şunu yapalım. Diyelim ki lan bu soruyu 3'ü de çözemesin anasını satayım. Mine de çözemesin. Mine'nin çözme olasılığı 1 bölü 3 ise çözememe olasılığı 2 bölü 3'tür. İdil de çözemesin. İdil'in çözme olasılığı 3 bölü 5 ise çözememe olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu karı kimdi? Ruken. Ruken de çözemesin. Onun da çözememe olasılığı 1 bölü 2'dir. Şimdi bu durumda üçünün birden çözememe olasılığını buluyorum. Şunlar gitsin. 2 bölü 15 çıktı. Bak bu üçünün de çözememe olasılığı. Ama bana çözülme olasılığını soruyor. Ne yapıyorduk dostum? Birden hemen 2 bölü 15'i çıkart. 15, 2 çıktı. 13 bölü 15'tir. Bu sorumuzun cevabı dedik. Hadi bakalım. 14'ü de gömdük. Son köşe taşımızı alalım. 15 numara. Bir de odaklanmaya bakayım ben arkadaşlarım. Güzel gözüküyor. Şöyle garanti olsun, bir daha dokunalım. Evet, diyor ki kan kazanma olasılığı 1 bölü 3 olan bir oyunu 3 kere oynuyor. Bu oyunlardan ikisini kazanma olasılığı. Şimdi kazansın. Birinciyi, ikinciyi de kazanacak. İkisini kazanacak. Üçüncüyü kazanamayacak. Onu da Y ile gösterelim. Bu da kazanamadı. Peki kazanma olasılığı 1 bölü 3 çarpı. Yine kazanma olasılığı 1 bölü 3. Kazanamama olasılığı da nedir? 2 bölü 3. Birden 1 bölü 3 çıkartırsanız 2 bölü 3 gelir. Tamam mı dostlar? Peki. Şimdi buranın sonucunu bulacağım. Muhtemelen şıklarda da olacak ama biz tavşan gibi zıplamayacağız. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27,
2/27. Bak şıklarda var ama dur, zıplama hemen. Şimdi dostum biz ne dedik? Birinciyi kazandı, ikinciyi kazandı, üçüncüyü kazanamadı. Lan biz böyle olsun demiyor ki adam bize. İkisini kazanamasın diyor. Peki şöyle olsa, birinciyi kazanamadı, ikinciyi kazandı, üçüncüyü kazandı. Belki böyle olacak. E belki şöyle olacak, birinciyi kazandı, ikinciyi kazanamadı, üçüncüyü kazandı. Yani bu olayın 3 durumu var arkadaşlarım. 3 tane 2/27 gelecek bizim karşımıza. O zaman 3 çarpı 2/27 diyelim. 3 ile de bu gitsin 2/9. Bakın tüm durumları bize şöyle deseydi. İlk ikisini kazanacak, üçüncüyü kazanamayacak deseydi. İlk ikisini kazandı, üçüncüyü kazanamadı deseydi cevap eyvallah 2/27. Ya da şöyle deseydi. Birinciyi kazanamayıp son iki oyunu kazansaydı deseydi yine buranın cevabı 2/27. Ya da şöyle deseydi, birinciyi kazanacak, ikinciyi kaybedecek, üçüncüyü kazanacak deseydi bunun da cevabı 2/27. Ama belli bir sıraya koymamış dostlar. Sıraya koymadığı için biz tüm sıraları düşünmek zorundayız. 3 içinde 2/27, 3 çarpı 2/27 geliyor sorunun cevabı. Hadi 2 numaraya bakalım, bu amca ne diyor? Bir madeni para 4 kere arka arkaya atılıyor. Paranın 1 kere tura gelme olasılığı. Bak yine aynı muhabbet. Şimdi bu para 1 kere tura gelir, 3 kere yazı gelir. Ama dur, ya 1 kere yazı tura yazı yazı gelirse, yazı yazı tura yazı gelirse, yazı 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 tura gelirse, bak turanın gelebilme ya birincide geldi, ya ikincide, ya üçüncüde, ya dördüncüde gelme ihtimalleri var. 4 durumu da değerlendireceğiz biz arkadaşlar. Şimdi bunu tabii 2 yolla çözebiliriz. Ya sadece birinciyi bulup 4 ile çarparız ya da kısaca şunu yapabiliriz arkadaşlarım. Bir madeni parayı 4 kere atınca kaç tane durum çıkıyordu? 2 üzeri 4. İstediği kaç durum var arkadaşlarım? 4. İşte cevap da 4/16 mıdır? Evet, o da 1/4 yapar. Denizli şıkkımız doğru cevaptır. Hadi geldik 3 numaralı sorumuza. Bir zar 3 kere arka arkaya atılıyor. Buna göre sadece 2 atışta zarın 4'ten büyük olma olasılığı. Bak şimdi. Birinci atışta istenilen olsun oldu. İkinci atışta da oldu ama üçüncü atışta olmamış olsun arkadaşlar. Şimdi birinci atışta istenilen şey oldu. Yani 4'ten büyük olma olasılığı diyor. 4'ten büyükse ya 5 ya da 6 gelmiştir. Yani 2 durum var. 6 tane de zar için tüm durum vardı. 2/6. E ikinci durumda da oldu. O zaman 2/6 da onun için geldi. Üçüncü durumda olmadı. Yani 4/6 oldu üçüncü durum. Peki burayı bir çözelim bakalım ne geliyormuş. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. 2/27. Allah'tan şıklarda yok arkadaşlarım. Olsaydı işaretlemeyin diyecektim zaten. Peki 2/27 biz hangi durum için yaptık? İstediği şey oldu, oldu, olmadı. Peki şöyle de düşünecektik değil mi? Oldu, olmadı, oldu. Olmadı, oldu, oldu. Bu durumları da değerlendirecektik. Yani 3 farklı durum daha var diyeceğiz arkadaşlarım. 3 çarpı 2/27'den 2/9. Yani birinci sorumuzda aynı soru gibi düşünebiliriz bunu. Hadi son soruya bakalım Goberler. Bir öğrencinin bir soruyu çözebilme olasılığı 2/3'tür. Peki çözebiliyor arkadaşlarım. Aynı zorluk derecesine de 4 soruyla karşılaşan öğrencinin bu sorulardan 3'ünü çözebilme olasılığı. Bak çözdü, 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 çözemedi. Çözdü, çözdü, çözemedi, çözdü. Çözdü, çözemedi, çözdü, çözdü. Çözemedi, çözdü, çözdü, çözdü. Yani yine ben 4 durum incelemesi yapacağım. Kurban olayım, burayı karıştırmayın. Şimdi isterseniz bir tanesini bulalım bunları. Bu da ikinci sorunun kopyası aslında arkadaşlar. İkinci soruyu nasıl çözdük? Öbür yolda. Bunu da bu yolda çözelim arkadaşlar. Sadece birini bulup 4 ile çarpalım o zaman. Şimdi çözebilme olasılığı diyor. Çözdüyse 2/3 o zaman bu. Şunu buluyorum sadece. İlk baştaki satırı şurayı. 2/3 bununki.
İkinci soruyu da çözdüyse yine 2 bölü 3. Üçüncü soru yine 2 bölü 3. Çözemediyse de nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşlarım. Hadi burayı bir düzenleyelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 bölü 9 kere 9, 20, 81. 8 bölü 81 geldi. Ama bu ne? Bir durum için. 4 tane var bu 8 bölü 81'den. O da 32 bölü 81 yaptı. Bursa şıkkı çıktı sorumun cevabı. Evet Kobelle, olasılığı bitirdik. Hayırlısıyla. Hadi bakalım bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.